Tarihin sarkacının yeniden Asya'ya doğru kaydığı bu dönemde yeniden Asya girişimimizle ilişkilerimize yeni bir dinamizm kazandıracağız. Türkiye bir karar aldı. Bu karar Asya'ya dönme, Atlantik'ten kopma kararıydı. Telekomünikasyon devi Turkcell büyük oranda kamulaştırıldı. En değerli sigorta şirketleri tek çatı altında toplandı. Türkiye Varlık Fonu yeniden Asya politikasında adeta bir köprü oldu. Son adımsa potansiyeli yüksek madenler için atıldı. Özellikle madencilik alanında katma değerli üretime yönelik yatırımlara da ciddi manada önem vereceğiz. Devrim niteliğinde kararlar yeni ekonomi programı kapsamında alındı. Türkiye artık madenlerini milli fonu üzerinden işletecek. Bunlar yerde bulunan para gibidir. Türkiye Varlık Fonu'na orta vadede devletin önüne koyduğu hedef petrokimya, madencilikte de yine dediğim gibi 20'ye yakın Türkiye'de çıkan madeni artık kamu çalıştırmaya başlayacak. Türkiye Varlık Fonu milli ekonominin güçlenmesinde önemli rol üstlenecek. Kurulması planlanan maden holdingi ekonomist Hakan Topkurulu değerlendirdi. Türkiye Varlık Fonu Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatacak, döviz ihtiyacını azaltacak, yerli ve yabancı yatırımcılar ile işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımları yapacak. Yani sanayi, madencilik, buna benzer yatırımlar yapacak. Türkiye Atlantik'ten koparak Avrasya'daki güçlü yerini almış durumda. Türkiye Asya'daki yerini alacak. Türkiye Atatürk devrimi rotasına girecek. 21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside sahada ve masada etkili olmak Asya ile el ele olmayı gerektirir. Türkiye kamuoyu kaçınılmaz süreci hükümetin ağzından ilk olarak bu ifadelerle duydu. Adımlarsa vakit kaybedilmeden atıldı. Bu süreçte Türkiye Varlık Fonu önemli bir rol üstlendi. Fonun milli atılımları da dikkat çekti. Maden hamlesi sonrası konu meclise de taşındı. AK Parti enerji ve madencilik alanında önemli düzenlemeler içeren 46 maddelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklifle madencilik alanında ruhsat işlemleri hızlanacak. Çok daha güvenli bakabileceği günler bekliyor Türkiye'yi. Devlet direkt kendi altınımızı çıkartacak ve değerlendirecek. Bunlar çok önemli. Türkiye'nin Asya temelinde yaptığı ekonomik atılımın en önemli adımlarından olan Türkiye Varlık Fonu İYİ Parti ve Deva Partisi'nin ise hedefinde. İktidara gelir gelmez inşallah yapacağımız ilk işlerden birisi bu fonu tamamen kapatmak olacak. Türkiye'yi ekonomik çıkmaza sürükleyen isimlerden olan Ali Babacan gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Varlık Fonu'na karşı. Keyfi harcama yaptığınız, giderek büyüyen, bir kara delik haline gelen Varlık Fonu'nu hemen kapatın. Amerikancılar olumlu söyleyemez. Gayrimilliler Türkiye Varlık Fonu hakkında bir sürü dedikodular çıkartırlar. Yok efendim Cumhurbaşkanı başkanıymış da orada bir sürü şirketleri toplayacakmış da. Doğru kullanılırsa sizin işinize yarar. Yanlış kullanılırsa kardeşini, eşini, dostunu, kendini vurursun. Uzmanlarsa Türkiye Varlık Fonu'nun önemine dikkat çekiyor. Siz Türkiye Varlık Fonu'nu nasıl kullanırsanız öyle çalışır. Şu anda kullanımı doğru, Türkiye açısından son derece önemli katma değer sağlayacak bir kurum olarak görünüyor.